Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde tuttum bu güzel sevimli yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimizde yaka kesme, kol kesme herhangi bir işlem olmayan, çok kolay yapımı, sizi hiç zorlamayacak bir çalışma olacak. Şimdi nasıl ördüğümüzü bir baştan anlatmak istiyorum. Öncelikle düğme dikeceğim bölümü örerek hazırladım ben. Çünkü İlik çalışması bilmeyen arkadaşlarımız için diğer parçayı birlikte çalışmak istedim. 30 tane ilmeğimi aldım ve 30 diş haroşamı ördüm. Daha büyük yaşlar için tabii ki daha uzun sıra örmeniz gerekmekte. 30 diş haroşamdan sonra buradan 10 tane ilmeğimi keserek ördüm. Daha sonra şuradaki görmüş olduğunuz lastik örgülerimi başlattım. Lastik örgülerimi başlattım ama yanında da yine 3 ilmek, 3 ilmek hem kolda hem yakada haroşalarımı örmeye devam ettim. Orta kısımlarını lastik olarak ayarladım. Yeter ölçüye kadar ördükten sonra burada aparat varsa aparatı, aparat yoksa herhangi bir kalın iğneye ipimizi geçirerek, bir ip geçirerek ilmeklerimizi iğneye takarak ipimizi de muhafaza ediyoruz. Sonrasında diğer parçamızı yine aynı sayıda, şurayı kaç sayıda yaptıysak diğer yanı da aynı sayıda başlıyoruz. 30 diş haroşamızı örerek yine gelip 10 tane ilmeğimizi buradan kesiyoruz. Yine yakada 3, kolda 3 haroşa, ortada da lastiklerimiz olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Yeter, karşının yeteri sayısına geldiğimiz zaman buradaki şişe aldığımız ya da ipe aldığımız ilmeklerimizi yeniden şişimize takıyoruz ve karşıdan örerek devam ettiriyoruz. Arkamıza geçiyoruz. Arkamızda da önümüzü ördüğümüz lastik sırasınca aynı sırayı örüyoruz. Daha sonrasında hiç artma ya da eksilme yapmadan haroşalarımızı aynı şekilde sona kadar getiriyoruz. Bakınız, burada lastiklerimizden sonra hiç artmamız yok. Lütfen buna dikkat edin. Eğer yanlışlıkla artarsanız o zaman arkamız çok büyük, öne doğru döner. Yelekte de öne doğru arkadan öne gelen bir yelek çalışması hiç hoş durmayacaktır. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, lastiklerimiz tamamlandıktan sonra haroşamıza geçtiğimiz zaman hiç artış yapmadan yeniden 30 diş haroşamızı örerek tamamlıyoruz. Ve yeleğimiz bu kadar kolay. Sonrasında ben mavi rengimle kenar tığlaması çalışmak istedim. Şöyle 3 tane de ilik açmıştık. Bakınız, düğmelerimi diktim zaten. Lastik çalışmamızı dilerseniz çalışmayabilirsiniz. Tığ çalışması sevmeyen arkadaşlarım öylece bırakabilirler. Çok hoş, o şekliyle de gayet şık ve güzel durmakta. Bu tamamen zevkinize göre, dilerseniz tığlama çalışmasını yapabilirsiniz. Evet, ben bir taneden az ip kullandım. Bakınız, ipimden bu kadar kaldı. Gayet daha büyük yelekte çıkabilir bu iplerden alırsanız. Yakınlarınızda satılan mağazalara sık sık gelmekte bu tür ipler. Ben bunu BİM'den almıştım. Sizler tabii ki dilediğiniz farklı marka ve ürünleri kullanabilirsiniz. İpi denemek adına şöyle ördüm. İpin renklerinin uyumu gayet güzel oldu. Ölçüleri bakalım, daha sonra sizlerle hemen kolay gelsin diyerek örgümüze başlayalım. Şöyle 29 santim yeleğimin ölçüsü, uzunluğu, bakınız omuzdan. Kol altından ölçtüğüm zaman 17 santim. Şöyle çeviriyorum. 22 santim. Etek ucuna doğru da tuttuğumuz zaman şöyle bakalım. 25 santim. Şurada biraz toparlanma haliyle olacağı için lastiklerin toparlamasıyla. Evet, yeleğimizin ölçüleri de bu şekilde. Şöyle arkadan bir daha görelim. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek başlayabiliriz. Kolay gelsin. Yeleğimizi kelebek altın ilmek ipimle örüyorum. İpimiz 100 gram ve 292 metreden oluşmakta. %100 akrilik. 30 tane ilmeğimi şişimi alarak başladım. Şişimi ise 3 numara olarak kullanıyorum. 3,5 numarayla da çok güzel olmakta. Evet. Sağ ön parçamızı örüyorum. Burası erkek bebek yeleği olacak. Sağ önümüzü önce örelim. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz yönden örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Son ilmeğimi ters örüyorum. Kenarımızın düzgün durmasını istediğimiz için. Ve başlıyorum.
Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örüyorum. Haroşa her iki yönden de aynı örgü tipinin örülmesiyle oluşmakta. Her iki yönden hem önden hem arkadan düz ördüğümüzde de hem önden hem arkadan ters ördüğümüzde de haroşa sonucuna ulaşırız. Hangisini tercih ederseniz ya da alışkanlıklarınız hangi yönde ise bu şekilde örerek haroşa örgümüzü büyütelim. Ve devam ediyorum. Bakınız hep düz olarak ördüm. Son ilmeğimi sadece ters örüyorum. O da kenarımın düzgün olmasını istediğim için. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde yeterince büyüklük olana kadar haroşa dişlerimizi örelim. Sol ön parçamı örmeye başladım. 1, 2, 3, 4 diş haroşamı ördüm ve ilik çalışmamı yapmak istiyorum. Erkek bebeklerimiz için sol tarafı uyguluyoruz. Evet, şimdi 3 tane ilmeğimizi örelim. Birinciyi örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Şişimin üzerine bir tane ipimi alıyorum ve iki tane ilmeğimi aynı anda alarak kesiyorum. Bir tane basit ilik çalışmamı yaptım. Sona kadar birer birer ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Ne kadar sıklıkla iliğimizi açmak isterseniz bu işlemimizi yapmanız yeterli olacaktır. Sona kadar geliyorum. En son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Çeviriyorum arkasını. İpimi arkaya aldım. İlmeğimi boşaldım. Örmeden ilmeğimi çalıştığım yere doğru birer birer ilerliyorum. En kolay şekliyle iliğimizi çalıştık. Evet. Şişimizin üzerine aldığımız ilmeğimizi de bakınız şu kısmında düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi, birini boş, ikisini örmüştüm. Hepsini de örüyorum. Son ilmeğim yine ters oluyor ve ilk iliğimizi bu şekilde açtık. Evet, diğerlerini de örelim. Yine haroşa olarak örelim. Aynı bu şekilde istediğiniz sıklıkla iliklerimizi çalışabilirsiniz. Ben 3 tane çalışmak istiyorum. İlkini ördüm. Diğerini de 13. sırada koyacağım. Yani buradan itibaren 13. dişimde yerleştirmeyi düşünüyorum. Son iliğimi ise bitişteki haroşama yerleştirmeyi düşünüyorum. Bitişe yakın olan bir yerde. Evet, şimdi yine dümdüz örmeye devam edelim. 30 diş haroşamı ördüm. 1. 2. ve 3. iliklerimi açtım. Şöyle en son iliğimiz bakınız 29 ile 30'un arasında. Daha önceki örmüş olduğum parçanın birebir aynısını bu parçama da örmek istiyorum. Şurada bakınız. 2 ters 2 düzümüzün hemen altında kesme işlemi yapıyoruz. 10 ilmeğimizi azaltıyoruz. Onun için yaka ve kol kesme olayımız olmuyor. Hemen ikişer ikişer alarak arasında da düz örgülerimizi örerek kesme işlemimizi tamamlıyoruz. Sonrasında her iki kenara hem yakamızın bulunduğu noktaya hem de kolumuzun bulunduğu noktada 3 ilmek haroşalarımızı örüyoruz. 3 ilmek kol tarafımızda, 3 ilmek yaka tarafımızda haroşalarımızı örüyoruz. 3 ilmek üzerine kurduğum haroşalardan sıramı saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21 diş haroşamızı ördükten sonra bu oyuntu kısmımız, kolumuz ve yakamızın olduğu göğüs bölgesi de tamamlanmış oluyor. Şimdi kesme işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen iki tane ilmeğimi alıyorum. Bir kestim, bir düz ördüm. İki kestim, bir düz ördüm. Üçüncüyü kestim, bir düz.
Dördüncüyü kestim. Bir düz. Beşinciyi kestim. Bir düz. Altıncıyı kestim. İkisini alıyorum. Bir düz. Yedinciyi kestim. Bir düz. Sekizi kestim. Bir düz. Dokuzu kestim. Ve onu hemen ikisini örüyorum. Onu da kesiyorum. En son ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeğimi ters ördüğüm için. Şimdi başlıyorum. 3 tane haroşamı örüyorum. 3 ilmeğim. Birinciyi sayıyorum. Boşaldığımı da haroşa olarak sayıyorum. 2 ve 3. 3 ilmeğimi kenardan haroşa olarak ördüm. 2 tane düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. 2 düzümü örüyorum. 2 tane ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 1 2. 3 tane haroşamı örüyorum. En son ilmeğimi yine ters alıyorum ve omuz kısmını bu şekilde başlatmış oluyoruz. Yakayla kolumuzu ayarladık. Şu kenar haroşalarımızda. Şimdi bir sıra daha örelim. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi örgümde bakınız 2 tane tersim var. 2 tersimi örüyorum. 2 düzümü görüyorum. 2 düzümü örüyorum. Gördüğüm şekliyle örüyorum. 2 tersimi. 2 düzümü. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 3 ilmeğimi haroşa olarak düz örgüyle örüyorum. Son ilmeğimizi kenarımızın şöyle düzgün olmasını istediğimiz için ters örgü olarak örüyoruz. Ve toplamda 21 diş haroşa olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. 21 diş haroşayla omuzumuza giden yaka bölümümüzü de çalıştık. Daha önceden örmüş olduğum yine aynı sayıdaki diğer yönümü alıyorum. Ayracımdan çıkararak şişime geçiriyorum. Hemen şişimize takalım. Ve bir bütün halinde ara artışlarımızı da yaparak arkamızı örmeye başlayalım. İliğimizi tüm olarak çalışıyoruz. Şöyle görelim. İpimiz bu yönde. İliğimizi açtığımız tarafta. Şimdi burada sayarak tekrar hatırlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 de burada ilmeğimiz var. Toplamda 40 tane ilmeğimiz var. Şimdi ara kısma 12 tane yeni ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplamda 52 tane ilmeğimiz oldu arkamızı örmek için. Şimdi ilmeklerimizi toparladıktan sonra diğer bölümümüzü örmeye başlıyorum. Düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Şimdi tersleri örüyorum. Düz örüyorum. Tersleri örüyorum. Haroşalarımı düz olarak ördüm. Burada ise tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Ortada yine aynı oda, yani aynı olması gereken forma sokacağız. Evet, şimdi devam ediyorum. Çevirdim arkasını. Aramızdaki 12 ilmeğimiz, 20 ilmek diğer tarafta, 20 ilmeğimiz de burada. Şimdi gördüğüm şekliyle örmeye başlıyorum. İpimi alıyorum ve başlıyorum. 3 kenar haroşamı yine aynı şekilde örüyorum. 2 düzümü örüyorum. 2 ters, 2 düz. Hiç bozmadan devam ediyorum. 2 ters. Tekrar düzler. Terslerimi örüyorum. 2 düzümü örüyorum.
Şimdi bu haroşamızı, 3 tane kenar haroşamız vardı. Onları buranın devamına göre örüyoruz. 2 düz örmüştük. Şimdi 2 ters olarak örüyorum. Sonra haroşamın bakınız üçüncüsünü düz olarak örüyorum. Yani akışı devam ettiriyorum. 1 ve 2. İkinciyi düz olarak ördüm. Yeni çıkardığım ilmekle. 2 tane ters örüyorum. 1 ve 2. 2 düz. 1 2. 2 tane ters. 1 2. 2 düz. 1 2. 2 ters. 1 2. 2 tane düz. 1 2. 2 tane ters olarak da devam ediyorum. 2 düz. Bakınız iç kurulumumuzda herhangi bir aksilik olmadan aynı şekilde burayı da yerleştiriyorum. İki ters, iki düz, 3 tane haroşamız. 3 haroşamız her iki yanımızda da olacak. Evet, böyle aramızı kurduk. Şuradaki ipimizi bir tığ yardımıyla iç kısmı alalım. Ters olan yönümüze, ters olan yönümüz bu taraf. Daha önce ipimi de içeri gizlemiştim. Şöyle alıyoruz. Tığınız yoksa iğne ile de alabilirsiniz. İğneyi takıp geçirip şöyle düğümümü atıyorum. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Yine bir ileriye aldıktan sonra makasımla kesiyorum. Bir diş haroşa olana kadar şu kenardan sayıyoruz. Birleştirdiğimiz ilk sıradan itibaren 21 diş haroşa olana kadar bu şekilde lastik örgümüzü örerek ilerletiyoruz. Lastik kısmımı örerek tamamladım ve yine hiç artış yapmadan birebir bütün ilmeklerimle haroşa sıralarımı örmeye başladım ve toplamda 30 diş haroşamı ördüm. Şimdi kesme işlemini yapacağım. Bakın şuradaki lastiği beraber başlamıştık. Birkaç sıramızı beraber ördük. Kenardaki dişlerden, şuradaki kenar dişlerden takip ederek sayımızın netliğini öğrenebilirsiniz. Şöyle başlangıç noktanızdan itibaren hiç artışımızı yapmadan dümdüz devam edelim. 30 diş haroşa olduktan sonra ilmeklerimizi keserek geleğimizi tamamlayalım. Ben iliklerimin karşısına bakın, düğmelerimi de diktim, boş vaktim vardı. Şimdi kesme işlemimizi yapmaya başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimin içerisinden geçiriyorum. Ördüğüm ilmeği takıyorum. Diğer ilmekle beraber örüyorum. Tekrar kesmiş olduğum ilmeğimi takıyorum. Her ikisini örmediğim ilmekle birlikte yine düz olarak örüyorum. Tekrar şişime takıyorum. Ördüğüm ilmek ve örmediğim ilmeği aynı anda örüyorum. Şişime takıyorum. Örmediğim bir tane daha ilmeği ilave ederek her ikisini düz örüyorum. Farklı yöntemlerde de tabii ki kesebilirsiniz. Daha önceden uyguladığımız. Şu şekilde bakın. Sona kadar bu şekilde keserek ilerleyelim. Son birkaç ilmeğimiz kaldı. Kesiyorum. Son ilmeğimizi de kestik. Evet, isteyen arkadaşlarım ipimizi buradan bir tane zincir çekip düğümü atarak koparabilirler. İsteyenler tığ ile dikebilirler. Ben tığ ile örerek dikmek istiyorum. Bunun için şu şekilde yapmak istiyorum. Bakınız. Örgümüzün ön yüzlerini birbirine gelecek şekilde kapatıyorum. Ön yüzleri. Düğümü diktiğim için çok belirgin. Bakınız. Kapadım. Arkadan ilmeğimi önce şu tarafa geçiriyorum. Tığımı rahat hareket ettirebileceğim tarafa ilmeğimi
alarak geçiriyorum. Örgümüzün arka yöndeyiz. Lütfen buna dikkat edelim. Dikiş yapmak isteyen arkadaşlarımız da en güzel dikişlerini nasıl yapıyorlarsa yeleğimiz o şekilde diksinler. Bir tane geçirdikten sonra şuradaki katları görmekteyiz. Bakınız şuradaki katlarımız. Örgümüzün birbirine yakın olanlarını örerek birleştireceğiz. Şimdi bunu alıyorum. Diğer tarafın bu taraftaki katını alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Alıyorum. Diğer taraftan hemen yanındaki katını alıyorum. Geçiriyorum. İlmek kaydırıyorum. Katımı alıyorum. Karşı tarafta da bakınız. Denk gelen katını alıyorum. Geçiriyorum. Yan yana olan katları alarak geçiriyorum. Çok da sıkıştırmayalım. Örgümüz büzülmesin. Diğer tarafın katını alıyorum. Ve birer birer katlarımızı alarak sıramızın sonuna kadar, yani lastik örgüsü yaptığımız şuradaki lastik örgüsüne kadar dikerek gelelim. Görelim bir yapmış olduğumuz işlemimizi. Bakınız içten gayet güzel görülmekte. Şu şekilde. Arkadan da şöyle görülmekte. Evet, ilerleyelim. Evet, örgümüzü şu şekilde birleştirdik tığla. Diğer tarafı da yine ters taraftan. Örgüde zorlanan kardeşlerim için iğne ile yapmak istiyorum. Bakınız yine iğnemizi bu tarafa alalım. Her ikisini öncelikle bir sabitleyelim. Her ikisinin bakınız birleşen katlarını dikmeye başlıyorum. Yan yana olan katlarını alalım. Bir oradan, bir bu taraf kattan. İpimiz rengarenk olduğu için bazen karıştırabiliyoruz. Düz renklerde daha rahat ilerleyebileceksiniz. Lastik yerimize kadar bu şekilde ilerleyelim. Son dikişimize kadar geldim. Düğümümü şu şekilde atıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve tığlama işlemimi başlatmak istiyorum. Şöyle önce alt kısmı tığlayalım. Biraz içeriden başlayalım. Yukarıdan dönüşte orayı bitiririz. Bir parmak kadar içeriden başladım. İki tane trabzanımı aldım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir iki atlıyorum. Bakınız bir diş ve iki diş. Batıyorum. Şöyle rahat bir şekilde çekerek kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir diş, iki diş. Zaten paralelde de iki tane sıramız var. Şöyle düzgün durmasını sağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Dilerseniz yapmayabilirsiniz tabii ki. İki dişim şöyle ilerliyorum. Tam araya batıyorum. Dikişimin bulunduğu noktaya yine bir tane zincir çekiyorum. Ve şu şekilde bakınız altımızı tığlayarak ilerliyoruz. Altımızı tığlayarak uç noktaya kadar geldik. Bakınız düğmemin bulunduğu yerdeyim. Şimdi yan kısma doğru geçişimi yapıyorum. Burada bir iki tane zincirimi çekiyorum. Geçiş yapacağım için. Yine şöyle dönerek bakınız aynı yere batıyorum. Yan tarafa da geçişimi yaptım aynı zamanda. Bir tane zincirimi çekiyorum. Biraz içe şöyle batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincir. Aynı işlemlerimizi yaparak şöyle toparlanmasına izin vermeyelim. Bakınız burasında fazla oldu. Hemen geriye çekiliyorum. Kontrollerimizi bu şekilde yapabilirsiniz. Üzülmesine izin vermeyelim. Düzgün dursun. Şöyle biraz daha ileriden batıyorum. Evet, bu şekilde batarak bütün çevremizi dolanalım. Bütün kenarlarımızı örerek tamamladık. Şimdi tekrar alt uca geldim. Bakınız
Alt ucu bir parmak kadar içten başlamıştık. Hemen dönüşümü yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şu araya batıyorum. Bir tane zinciri çektikten sonra başlangıç noktama şöyle girerek ilmeğimi kaydırıyorum ve buradan keserek dönüşümü yapmış oluyorum ve tamamlıyorum. İpimizi de kestikten sonra bakınız başlangıç bitiş yerimizde iç kısma doğru şu şekilde alarak gizleyelim. Ve kollarımızın tığlama işlemini de aynı şekilde yapalım. Tığıma bir tane zincir çektim ve kol altıma girerek başlıyorum. Bir zincirimi de buraya çektim. Hemen yan kısma doğru geçiyorum, batıyorum, uzatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir iki tane haroşamı atlıyorum. Şöyle rahatça çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Bir diş haroşa ileriye geçtim. Batıyorum. Bir zincir. Şöyle ileriye doğru geçiyoruz. Biraz şöyle içten batarsak daha güzel olur. Fazla uç kısma batmayalım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde tığlayarak tamamlayalım. Başlangıç yerimize kadar tığlama işlemimizi yaparak geldim. Başlangıç noktasındayız. Bir tane zincir çektiğim yeri hemen ileriye doğru batıyorum. İlmeğimi kaydırarak geçiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra kolumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. İpimizi de yine içeriye çekerek gizleyelim. Şöyle görelim. Bakınız gayet hoş oldu. Her iki kolumuzu da tığladıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi ve bu şekilde minik sevimli yeleğimizi tamamladık. Şöyle arkasından da görünümüne bakalım. Arkası da gayet güzel oldu. Bakınız minicik, çok hoş. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız gayet rahatlıkla çalışacaktır. En sondaki bu kenar tığlamasını zevkinize uygun olarak dilerseniz tabii ki yapmaya da bilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.